Gerçekten de şifre gibi bir durumdan bahsediyoruz Deniz Hocam. Bir grafik gelecek aslında. O grafiği sizinle de yorumlamak isterim. Lütfen siz de şöyle alayım. Bugüne kadar gerçekleştirilen suikastlere şöyle bir baktığımız zaman 2023'ten bugüne bölgedeki suikastler. Şimdi pek çok tabii ki suikast gerçekleşti. Şöyle bir tarihlere de bakıyorum. Birbirlerine de yakın tarihlerden bahsediyorum. Zaten kameraman arkadaşımız da yakın çekimle pek çoğunu gösterecektir. Bunlar kim? İşte devrim muhafızları liderleri var, Hizbullah'ın üst düzey komutanları var, Hamas'ın iki numarası var, Haçlı Şabi lideri var, Kasım Süleyman'ın anma törenine bir saldırı var ve son olarak da İsmail Haniye, Hamas'ın liderinden bahsediyoruz. Şimdi peki neden hep İran, neden hep suikast? Haniye'nin aslında tehlike altında olduğunu herkes, tüm dünya biliyordu. İsrail tarafından kendisine yönelik bir suikast ya da saldırı olacağı biliniyordu. Ama Katar'da olmadı, Türkiye'de olmadı, İran'da oldu ve İran'daki suikastlere bakıyorum. Ne oldu? İsrail, İran'da içeride bu durumu daha mı rahat yapabiliyor ya da neden İran'ın acaba bir güvenlik zafiyeti, istihbarat zafiyeti mi var? Şimdi bir de aynı zamanda dün akşam Lübnan'da da bir suikast oldu. Evet. Orada da Hizbullah üst düzey yöneticilerine yönelik. Hı hı. Aslında o birazcık daha tabii Haniye'nin suikastinin gölgesinde kaldı. O da önemli bir olaydı. Burada bir de bir önceki yılda da Kasım Süleymani'nin ölümünden bahsedebiliriz. Evet. O da Amerikalılar tarafından Bağdat'ta düzenlenmiş olan bir suikastı. Aslında Amerika'da, İsrail'de bölgede suikast düzenleme geleneğini, bunu böyle bir geleneğe dönüştürmüşler. Tek tek liderleri uzun yıllardır, yani bu böyle bir yaklaşımları var. Onları öldürerek prestij elde etmeyi seviyorlar. Biri gidince yerine biri geliyor. Hakikaten bir başkası geliyor. Bu da geçerli olacaktır. Fakat yani Hamas'ın şu anda içinde yer aldığı koşullar itibariyle bakıldığında böyle çok kuvvetli bir geri dönüş olabilir mi yeni bir liderle, yoksa bir erimeye doğru gider mi, o tartışmayı yapabiliriz. Çünkü yani özellikle Gazze'de uygulanan baskı çok şiddetli bir baskı. Yani gerçekten Hamas'ın bayağı ciddi kıpırdayamaz hale getirildiği, oradaki insan haklarını hiç gözetmeyen, yani bir soykırıma varan baskı nedeniyle oldukça enterne edildiklerini gözlemlemek mümkün. Şimdi burada şeyi görmemiz lazım. Şimdi Haniye Katar'da, daha önce Türkiye'deydi zaten. Türkiye-Katar çizgisi aslında Arap Baharı sırasında da bu böyle Sünni Müslümanlığın ihvan tarafında kalan, yani sokaktaki insanın derdini dinleyen, daha ziyade böyle halkla, kitlelerle muhatap olan daha ılımlı bir kanat aslında. Ve bu kanat Sünni İslam olmasına rağmen o Sünni Şii çatışması, kamplaşmasında İran'la daha yakın olma eğiliminde olan bir kanat. Yani Mursi de mesela seçilir seçilmez ilk İran'ı ziyaret etmişti Mısır'da. Ondan sonra işte Türkiye'ye geldi. Türkiye ile onların arasında Müslüman kardeşler, İhvan-ı Müslümin dediğimiz Müslüman kardeşlerin aslında bir uzanımı. Hamas ve Filistin davası da o çerçevede gelişiyordu. Fakat Arap Baharı'nda bir anda bu sistemde bayağı ciddi bir zafiyet ortaya çıktı. Müslüman kardeşler birçok ülkede yenildi. Rejimlerde problemler çıktı. Ve özellikle de Körfez'deki Vahabi Selefi gelenek Şiilerden çok İhvan tarafına doğru düşmanlık yapmaya başladı. Yani Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri falan, bunlar Sisi, Mısır'da Sisi'yi desteklemeye başladılar. Ama aslında bu mesele, bu rekabet bittiği andan itibaren esas büyük çatışma İsrail ile Suudilerin arasında, yani Körfez rejimlerinin arasında olması gerekir. Trump döneminde bunlar arasında bir uzlaşma oldu. İbrahim anlaşmaları yapıldı falan filan. Bu gerginliği azaltacak bir takım önlemler oldu. Trump şimdi yeniden siyaseten seçilirse yine aynı zorlamayı, o aynı ilişkiyi set etmeye çalışacaktır. Şimdi burada göründüğü kadarıyla İran'ın kendi içerisinde de çok ciddi bir çatışma var. Yani Şiilerin kendi içinde Kum ve Necef ayrımı var. Siyaseten Irak mı, İran mı merkez noktadadır diye bir ayrım var, ama İran'ın içerisinde bir Batı'yla ve İsrail'le yumuşama yanlısı olanlar var, bir de çok sert olanlar var. Şimdi bu Pezeşkiyan'a sanki o daha ılımlı bir kanat. Türk asıllı, Kürtçe konuşuyor, böyle bütün o bölgeyi temsil edebilecek birçok rengi üzerinde taşıyan birisi. Sanki bir hoş geldin mesajı niteliğinde taşıyor. Yani biz izin vermeden sen de öyle çok kolay yumuşamaya giremezsin mesajını da veriyor. Yani bir taraftan İran'ı yönlendiriyor, manipüle ediyor İran'ın davranışını. Öbür taraftan da Netanyahu'yu artık birazcık daha
artık rövanşı aldın. Bak Hamas'ın liderini de öldürdün. Zaten 40-50 bin kişiye yakın insan öldürdün. Artık biraz geri adım at noktasına da getiriyor aslına bakarsanız. Hı. Yani buradaki mesele bir sürü içinde yalnız anlayamadığım şey var. Çünkü füzeden bahsediliyoruz, evet, değil mi? Güdümlü, evet, füze diyor. Sonra pasaportla sınır giriş çıkışlarını kontrol ediyorsunuz. Ne alakası ne var? Alakası var füze. Yani füzeyle pasaport giriş çıkışını artırmanın. Şimdi, hocam yani bir yandan şunu da merak ediyorum. Şimdi seyircilerimiz açısından da sormak gerekiyor. Şimdi diyoruz İsrail de henüz bu saldırıyla ilgili çok net açıklamalar yapmıyor. Evet. Amerika'da da belli basın toplantısı olacak. O toplantıya kadar da net bir açıklamalar aslında hani geliyor gidiyor ama evet, çok liderlerden net bir açıklama henüz şu ana kadar duymadık. Haliyle şunu söyleyebilir miyiz? Acaba bu İran'ın içindeki bir durumdan kaynaklı hani İsrail yanlıları var ama karşıtları var. Bu İran'ın içerisinde kendi bir sorundan kaynaklı bir olay olabilir mi? Yoksa hayır, bu kesinlikle İsrail'in parmağı olan bir saldırıdır. Ben böyle görüyorum. Nasıl görmek lazım aslında? Yani BİP tarafında İran tarafının koordinatları en azından vermiş olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Mossad üzerinden ya da Mossad bağlantılı bir yerlerden gelmiş olabilir ama mesela Lübnan'daki saldırıyı hemen üstlendiler. Biz, evet, biz yaptık, evet, noktasında açıklamalar yaptılar. Haniye'nin öldürülmesinden de gayet memnun olmuş olabilirler. Ona da işte çeşitli bakanlar bir takım açıklamalar yapıyor ama hani Hamas'ın liderini öldürdük açıklaması henüz şey değil. Yani evet, Netanyahu tarafından böyle anlaşılan bir şekilde yapılmadı ama büyük bir ihtimalle yani bir grup Mossad üzerinden gelmiş olabilir. Şimdi eğer bu uluslararası bir durumsa yani bir başka sınır aşan bir başka ülkeden geldiyse füzenin nereden geldiği önemli. Evet. Şimdi bence Türkiye açısından olayın bir başka boyutu burada başlıyor. Şimdi füze eğer Azerbaycan tarafından gelmiş olabilirse velev ki yani %1 ihtimal bile olsa diyelim. Çünkü İsrail'in orada askeri tahkimatı var. Bütün Ermeni-Azerbaycan çatışması sırasında Azerilerin arkasında durdular, silah verdiler. Yani en az Türkiye kadar onlar da uğraştı o sırada. O yüzden de Aliyev Filistin'deki bütün olaylara rağmen çok fazla sesini çıkartamadı yani bütün bu süreç içerisinde. Şimdi Türkiye bayağı ciddi bir sıkışmışlık yaşayacaktır. Hani füze Azeri tarafından geldiyse, İran Azerbaycan'a karşı bir şey yapmaya niyetlenirse ya da bir düşmanlık, biz o zaman Azerilerin tarafında yer almak durumunda kalırız. Öyle olursa İsrail'in de tarafında yer almak zorunda kalırız. Yani böyle bayağı ciddi bir sıkışmışlık denklemi yerine oturtamayacağımız bir durum söz konusu. İnşallah öyle bir durum da söz konusu değildir ama şimdi burada füze geldi diyorlar. Nereden geldiği belli değil. Füzenin gelip bir binayı çökertip görüntülerinin olması lazım belli değil. Doğru düzgün bir açıklama yok. Onun için hani ben hala tam olarak olayın netleşmeden tam da olayları anlamamızın mümkün olmadığını düşünüyorum. Burada bir gariplik var çünkü yani anlayamadığım bir gariplik var. Ama şunu söyleyeyim, İsrail böyle bir olaydan nasıl fayda sağlar? İran'la Hamas'ı aynı paketin içine yerleştirdiği andan itibaren ve Türkiye'ye yakın duran, Türkiye-Katar eksenine yakın duran lideri bertaraf ettiği andan itibaren Hamas tamamen İran çizgisine girer. Daha şiddet olur, onu da söyleyeyim. Yani küçülür, marjinalleşir ve şey yapar. Filistin davası da bir anda İran davasına dönüştüğü için zemin kaybeder. Yani İsrail'in bundan böyle bir kazanımı olur. İran açısından bakıldığında İran'da özellikle radikaller yani Batı'yla ve özellikle İsrail'i düşman kabul edenler açısından öyle barış, ılımlılık falan filan olmaz. Bak İran'ın geldi göbeğinde bizi vurdu bu adamlar. Yani biz bunun cezasını vermek zorundayız. İtibarımız kayboldu, onurumuz kayboldu. Birçok şey söyleyecektir. Şimdi İsrail, evet İran'ın 400 hava sistemi İsrail toprağına yetişemedi ama İsrail bir tane füzeyle gitti. Tahran'ın merkezinde devrim muhafızlarının yuvasını vurdu noktasına gelebilir. Böyle bir kapasite göstergesi. Şimdi bu görüntü açısından da İsrail'e imaj yaratabilecek olan bir şey bakıldığında. Ama nihai noktada neyi görüyoruz? İsrail zaten Lübnan'a doğru yürüme eğiliminde. Lübnan Orta Doğu'nun mikrokozmosu. Orada bambaşka dinamikler gündeme gelecektir. Yani Hizbullah Lübnan'ın tamamı tarafından sevilen bir grup değil. Tam tersine sürekli içeride de çatışma var. Artı İsrail'in Lübnan'a sürekli müdahalesine el verdiği için Hizbullah'tan nefret edenler de var Lübnan'ın içerisinde. O yüzden orası da karışacaktır. Yani iç savaşa doğru dönüşebilir. Son derece sevimsiz bir noktaya doğru gidebilir. Onun için de Amerika İsrail'i korumak adına bölgeye çok ciddi bir askeri yığınak yapmak somut olarak böyle deniz savaş gemisi değil ama kara gücüyle hava gücüyle tıpkı Rusların Suriye'ye indiği gibi
Gazze'de boşaltılan bölgeye bir Amerikan üssünün yerleştirilmesi şu noktadan itibaren mantıklı olabilir. Çünkü Kıbrıs'a zaten başladılar. Kıbrıs'tan asker ve helikopter kaldıracaklarını söylemeye başladılar Güney Kıbrıs tarafından. Peki Deniz Hocam, şu önemli bence. Acaba İsrail'in gerçekten amacı Filistin miydi, Gazze miydi? Yoksa Orta Doğu'da başka planları mı vardı da bunu gerçekleştirmenin, bunun fitilini ateşlemenin ilk yolu Filistin'den mi geçiyordu? Sonrasında Lübnan'ı konuştuk. İşte Beyrut'ta saldırı. Sonrasında dedik ki şimdi olay İran'a doğru gitmeye başladı. Ya bu durum sonrasında da acaba bu kıvılcımlar Türkiye'ye sıçrar mı? Bu ateş acaba Türkiye'yi de ele geçirir mi? Haliyle şimdi belli ki bölgede bir şeyler yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor gibi görünüyor. Tabii bu gölge güç Amerika'nın aslında belki de İsrail'i yönlendirmesiyle ortaya çıkan. Yoksa İsrail bu kadar güçlü müdür askeri olarak? Onu da sormak isterim size. Peki Amerika'nın Orta Doğu'daki tam olarak planı ne ve bu ateş bize gelir mi? Şimdi Amerika açısından şöyle bir açmaz var. Orta Doğu'da özellikle bir açık denize, yani Doğu Akdeniz'e doğru çıkışı olan bir Kürt koridoru kuramadığı için burada Türkiye'nin çok yerinde ve çok sert bir müdahalesi oldu. Hiçbir şekilde müzakereye yanaşmadık ve 30 kilometreden fazla içeriye girdik ve bu devletin kurulamayacağını aslında ilan ettik. 1 Mart tezkeresinden beri Amerikalılar da artık Türkiye'ye güvenilemeyeceğini ve bir şekilde Orta Doğu'ya girmek gerektiğini düşünüyorlardı zaten. Ama 2013'ten sonra Rusya Akdeniz'e indi, Suriye'ye yerleşti, Tartus'tan sonra orayı büyüttü ve Doğu Akdeniz karargahını ilan etti. Şimdi Doğu Akdeniz'de yepyeni bir dinamik var. Amerika'nın oraya başka türlü gelmesi lazım. İsrail yeterli güç değil Doğu Akdeniz'in dengesini koruyabilmek için. Bir bahane bulması lazım. Kürt devleti kurarak gelemiyor, Türkiye'ye izin vermiyor, Yunanistan'a kadar geldiler, Yunanistan'ı bir üstler cennetine tabii döndürdüler falan. Katar'da varlar falan ama bir şekilde Doğu Akdeniz çok ciddi dünyanın merkezi haline geldi. Şimdi Mediterrane dediğimiz şey aslında Terrano'nun Medisi. Yani yer kürenin ortası, tarihin başından beri Mediterrane dediğimiz şey o. Onun için koca bir dünyanın merkezi şu anda çok Kıbrıs da çok önemli hale geldi. Yani Kıbrıs meselesinde de çok ciddi bir sıkıştırmayla karşı karşıya gelebiliriz. Orada da çatışacağız, yani öyle görünüyor. En azından diplomatik yollarla çatışacağız. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burnu ucu Suriye'ye, yani Rusya'nın konuşlandığı yere en yakın kara noktası. Şimdi İsrail kuzeyden baskı altına alınmış durumda. Haritaya baktığınız zaman zaten harita üzerinden bakmak O zaman lazım. Haritada gelsin mi bir bakalım, yandan? Bakalım tabii. Evet, harita üzerinden yani, de bakalım daha net görürüz Deniz Hocam. Uluslararası ilişkileri ben hep öğrencilerime de öyle yapıyorum. Yani şöyle bir haritayı açmadan neyin ne olduğunu göremezsiniz. İkinci harita gelsin arkadaşlar. Burada da görünüyor burada zaten. Burada da görünüyor ama ikinci haritamızda çok daha net görebiliriz. Şu haritamızda gelsin. Şimdi hocam bakıyorum aslında şu bölge yangın yeri şu anda. Evet. Ve bu bölgenin yangın yeri olmasında da aslında büyük ülkelerin etkileri de var. Şimdi biz buradan konuşuyoruz ama burada görünmeyen Rusya var, Çin var, Amerika var, Batı var, var da var. Şimdi haliyle burada ne olacak? Filler tepişirken olan buradaki insanlara oluyor. Bakın aynen mesela öyle. Rusya Suriye Savaşı başladığında, iç savaş başladığında Hazar Denizi'nden IŞİD militanlarını vurmak için buraya füze yolladı. Niye buradan füze yolladı bilen yok. Yani işte Tartus'un oradan da müdahale edebilir. Hayır, Hazar'dan. İran'ı da açtı, Irak'ı da açtı. Dedi ki buradaki hava koridorunda güç bende dedi. Yani bir kere o kendi şovunu yaptı. Bütün bu alanı aslında Rusya'nın ciddi etki alanı olarak görmek de mümkün. Şimdi Suriye'de daha önce İran etkinliği daha yüksekti. Esad rejimi esas İran tarafından destekleniyordu. Nitekim iç savaş sırasında bir sürü İran generali de hayatını kaybetti. Bırakın yani Hizbullah'ın falan dışında da resmi askerleri öldü. Yani bütün bu savaşın içerisinde. Şimdi burada bakıldığı zaman işte aynı anda hem Amerika'nın hem Rusya'nın desteklediği güçlerin var olduğu. Bir yandan Esad rejimi. Ben şunu da düşünüyorum. Yani Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde olması Suriye'nin toprak bütünlüğünün en büyük garantisi. Şimdi ya çoktan parçalarlardı biz olmasaydık orada. Yani bugün gelinen noktada müzakereler falan da yapılıyor. Yani Türk askeri oradan hemen çekilse orada başka şeyler olur. Yeniden bir çatışma olur. Esad orayı tutamayabilir bu noktada. Suriye'nin toprak bütünlüğünün garantisini biz veriyoruz aslına bakarsanız. Çünkü bizim için de çok önemli onların toprak bütünlüğü. Şimdi Orta Doğu'da neden önemli Orta Doğu? Dünyanın iki tane vanası var. Biri Hazar bölgesi, yani o Kafkasya bölgesi. Çünkü hem doğalgaz hem petrol için orası çok önemli. Bu tarafta da Orta Doğu bölgesi var. Yani hem doğalgaz hem petrol açısından önemli. Neden bu vanaların kontrolü önemli? Çünkü esas olarak Amerika Çin ekseninde, Rusya'nın kendi düzeneği var. Amerika Çin ekseninde Çin endüstrisinin
ana kaynağı bu bölgeden giden petrolle yürüyor. Yani Hürmüz Boğazı'nı kapattığınız zaman Çin endüstrisini yıkabilirsiniz. Yani bir İran'ın dahil olduğu bir savaşın çıkması halinde. Tabii bu dünya üzerinde bir domino etkisi yaratarak kocaman bir endüstri etkileyebilir ama yani bu bölgeyi öyle herkes kolayına bırakıp çıkacak durumda değil. Aslında hepsinin altında bir ekonomi yatıyor diyebilir miyiz? Tabii ekonomi, enerji ve siyasal güç. Yani ekonomi aslında bir amaç değildir, bir araçtır. Siyasal gücü hedefleyen bir araçtır. Yani ekonominizi kullanırsınız. Neden ekonomi amaç değildir? Şunu söyleyeyim, mesela Ruslar eğer konumuz ekonomi olsaydı Ukrayna'ya dost oldukları zaman en yüksek fiyattan, yine herkese sattıkları fiyattan petrolü satmaları lazımdı. Halbuki dost oldukları zaman çok düşük bir maliyetle verdiler. Düşman oldukları zaman da acayip yükselttiler falan. Yani bakıldığı zaman meselenin para olmadığını görüyorsunuz. Ya da Türkiye'ye yönelik Erdoğan'la Putin arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle doğalgaz ödemelerimizi seçimden bilmem kaç gün sonra. Bu konu ekonomi değil. Yani ekonomi kullanılır. Bazı ülkelere destek verirsiniz, bazı ülkelerde ekonomik krizi tetiklersiniz. Siyaset bunu kullanır. Onun için temel mesele siyasi güç arayışıdır ve dünyanın kontrolüdür. Amerika dünyanın emperyal güçlerinden bir tanesidir. Onun için başat aktör dediğimiz Amerika, Rusya ve Çin ekseninde ortaya çıkacak bütün hareketlilik dünyanın dengesini sarsar, depremlere yol açar, büyük savaşlara yol açabilir. Şu anda Çin'in Pasifik'in öbür tarafından bastırıyor olması Orta Doğu'daki dengeleri çok daha ciddi bir şekilde sarsmaya devam ediyor. Ve şunu da söyleyeyim, Orta Doğu'da iki tane gerçek devlet vardı. Biri İran, biri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için de yani bizlere yönelik olan, bizim alacağımız tedbirler, bizlere yönelik olarak yapılanlar aslında dünya dengelerini etkileyecek ölçüde önemli. Hocam siz de biliyorsunuz İsrail'den özellikle biliyorsunuz Türkiye'ye pek çok noktada, özellikle Birleşmiş Milletler'de, onun gibi pek çok kuruluşlarda Filistin'e yönelik aslında bu katliamı, soykırımı dile getirdi. Ama İsrail'den biliyorsunuz böyle sert açıklamalar da geldi. Hem ülkemize yönelik hem de Cumhurbaşkanımıza yönelik. Haliyle şimdi baktığınız zaman İsrail herkesi, her şeyi tehdit eden, elindeki böyle gücün kontrolünü sanki sağlayamayan, o gücü, her o asayı her yere sağlayan bir konumda. Ama bunun da bir nedeni olması lazım. Yani çünkü bu gücün bir nedeni olması lazım. Vallahi Amerika Birleşik ya da deli olmak lazım hocam yani. İşte şımarık çocuk, mahallenin şımarık çocuğu, işte hep vardır ya mahallede bir zengin çocuğu vardır, birileri tarafından kollanır. Mahallenin tek futbol topunun sahibi olduğu için verin topumu oynamıyorum der. Topu patlatır, çocuk takımları teşhis yapar. Buna direniş gösterildiği zaman da saldırganlaşır. O, ama şunu söyleyeyim, hep deniyor ya genel retorik, yani Amerika'yı Yahudiler, İsrail yönetir falan diye. Hiç öyle bir şey yok. İsrail devlet bile değildir. Amerika'nın burada kullandığı bir karakoldur. Onun için de hayati bir karakoldur. Yani İsrail'i bir devlet olarak savunmuyor. İsrail'i Amerikan çıkarlarını kollayan bir karakol olarak savunuyor. Onun için bence denklemi tersine döndürmemiz lazım. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Gerçekten olayı belki açıklamalar geldikçe daha net anlayacağız ama en azından sizin bakış açınızla bölgede neler yaşanıyor, bundan sonra ne bekliyor dünyayı daha net anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Efendim Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan hocamız bizimle birlikteydi. Katkılar için çok teşekkür ediyoruz.